Kapadokya'da Avanos'a geldik arkadaşlar. Burada Kapadokya Seramik'teyiz. Şimdi çömlek yapımını deneyimleyeceğiz hep birlikte. Ama önce arkadaşımız Davut bize nasıl yapılacak onu gösterecek. Hazırlığımızı yaptı. Buraya çamurumuzu falan kardı. Yani yapımı evet izlerken çok kolay geliyor elimizi böyle döndürerek ama çok çok incelikleri var, çok detayları var. Yaklaşık 4000 yıllık bir sanatmış zaten bu. Hatta eskiden ustamızdan şimdi duyduğumuza göre hemen bilgiçlik taslayayım. Ustamız anlattı burada. Aklımda kalan en güzel şey şu oldu. Eskiden bu çömlek yapımını çok iyi yapamayan erkeklere kız vermezlermiş. Kadınlara da halı dokumasına bakarlarmış. Halı dokumayı bilmeyen kadınlara da gelin olarak almazlarmış arkadaşlar kızları. Ve hatta rengine de bakarlarmış. Eğer ki koyu renkse bu kız karamsar, yok kendi karamsarsa bizim evimize de böyle mutsuz bir gelin olur diye onu bile tercih etmezlermiş. Çok incelikleri var. Şimdi ben de heyecanla bekliyorum nasıl yapacağımızı. Biz böyle ayağımızı çevireceğiz herhalde değil mi? Şu an yapmaya başladık. Evet şu an başladık. Ben sizin için çevireceğim ama biraz zor çevirmesi çünkü. Tamam. Yani ben minik bir şey yapmayı düşünüyorum. Tamam. Kıyafetimize ne kadar uygun gelmişiz. Beyaz pantolon da çektik geldik. Şal var mı? Ooo. Bak bak. Çok eğlenceli. Şalvar mı var? Ben bir şalvar giyineyim. Çok severim şalvar. Yani Rukiye'yi de şalvarla görmedik demezsiniz arkadaşlar. Ay ne kadar güzel. Bizim de tabii bir köyümüz var. Biz de gittiğimiz zaman anneannem hemen dikerdi, giyinirdik böyle çocukken falan. Çok güzel. Bana çok büyük geldi. Olsun annem, belini bağlarız. Dina'nın bir şalvarı var ama biliyorsunuz. Evet var. Gelin kaynana atışmalarında giyiniyor. Bey pazarından almıştık. Anne bu ne ya? Hazır mısınız? Evet. Bak bak nasıl şekilli. Parmağıyla oydu görüyor musun? Ne kadar zevkli görünüyor. Ya ben minik yapacağım ya. Tamam yaparsın istediğin gibi. Yeni yapabilirsin. Çok vazo mu yapıyoruz? Şu anda sürpriz. Sürpriz. Ne çıkacak bilmiyoruz. Ben ne olduğunu biliyorum kesin vazodur. Bak bak nasıl kalp veriyor görüyor musun? Size kesin bir kız verirler. Mesleği bilene kız vermiyor. Çoğunluğu. Evet, doğru. Eskiden olsaymış bak köyün en güzel kızını alırmışsın. Ne güzel oldu, görüyor musun Dina? Evet, ne kadar güzel. Çok güzel oldu. Gerçekten maharet üstü. Ben ne olduğunu yani. Çok iyi biliyorum. Tabii biz bunu yapabilecek miyiz bilmiyorum. Vay kapağı. Wow, kapak. Evet bir de bunu söylemişti ustamız. Evet, denerlermiş açacağım. Gelen damatları. Kapak oturuyorsa verirlermiş kızı. Kapak oturmuyorsa yok bunun elinden bir iş gelmez derlermiş. Aa şimdi bak içinden açıyor. Evet. Ama bu ayak işi de zor işmiş ya. Ne güzel bir taraftan da spor yapıyor ya. Kötü bir şey mi? Tabii. Bakalım kapak oturacak mı Dina? Kesin oturur. İçine şunu da fark ettiyseniz hiçbir ölçü aleti kullanmadan yapıyoruz. Evet evet göz aynen. Kararı hiçbir ölçü aleti yok. İşte bu sanat işte. Aynen. Biraz daraltıyoruz galiba şu an ağzını. Şimdi gelip üzerindeki pürüzleri aldım. Hadi bakalım oturacak mı? Bravo. İpleri altına kesiyoruz. Evet. Ben izlemiştim. İşte bu. Görüyor musun? Wow. Süper oldu. Sıra bize geçti. Hadi geç bakalım. Hadi bakalım Lina. Sıra sende geç bakalım. Hayır ya. Ayaklarını birini buraya. Açacaksın yani. Aynen. Islat ellerini. Şekil vermeye başlayalım. Ay kızıma bakın çömlek yapıyor. Bastır. Küçük ben çok minik yapmayı düşünüyordum. Olsun ama. Nasıl istersen bak ne güzel oluyor. Şimdi bir önce ilk ya bu kızı dene. Şimdi abi ne derse onu dinle tamam mı? Tamam. Bastır aç onu iyice yukarı doğru da çekebilirsin biraz. Belki çamur kopabilir bir şey olabilir diye. Biraz daha koyayım. Islat. Islat ellerini. Çok güzeliz. Anne kesinlikle denemez. Deneyeceğim anneciğim. Dört gözle bekliyorum. Elleri kurdukça ıslat. Şimdi tamamen içini boşaltmamız gerekiyor. Onun elleri yetmez oraya kadar. Yavaş yavaş yukarıya doğru çek. Yukarı doğru çek yavaş yavaş. Aşağıdan yukarıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru. Nasıl bir hisliğin ha? Çok güzel. Dokusu doğru, güzel yukarı mi? Doğru. Yukarı doğru avucunu yapıştırarak dedi ya annem şöyle tut. Şu şekilde. Tut, yukarı doğru hafif hafif çek. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Aşağı yukarı yap.
Biraz da hafif sıkabilirsin, çok az. Hafif sıkarak yukarı. Anne bu... Farklı bir şey oldu. Çok güzel. Elini sen. Biraz düzelt onu, düzelt. Düzelt bak, yamuk oldu. Ne yapıyorsun? Dur dur, ne yapıyorsun? Düzelt parmağınla, ha, elinle, evet. İşte bu. Ha. Şimdi uzatmaya devam et. Eşit şekilde. İstersen biraz küçültebiliriz bunu. Evet, küçülteceğim. Aa, küçüldü. Minik oldu. Şimdi üstünü düzelt abi gibi. Ha. Şu şekilde yap, parmak uçlarında. Karıştı, çok sıkma. Bak, pestiye dönecek şimdi. Ha, elinle. Hop. Çok sıkma çamuru. Tamam. Aşağıdan yukarı vazo gibi olsun kız. Çok güzel bir his. Keyif alıyor musun? Çok. Şöyle yavaş yavaş daralt buradan. Evet, yeterli. Vazomuz oldu sanki. Ooo Nina! Ellerini içerisine koy bu şekilde. Dışarıya doğru biraz aç. Tamam. Tamam. Allah şimdi iple keseceğiz. Oldu. Bak ne kadar güzel oldu. Lina'nın vazosu süper oldu. Çıkartıyoruz. Süper. Dur abi alsın yamulmadan. Şöyle halka yapıp alabilirsin. Kaldır yavaşça. Bravo. Bravo. Süpersin. Götüreceğim. Sıra bende, görelim bakalım el mehabetlerimi nasılmışım. Şimdi çamurumuzu koyduk. Çamurumuzu ıslatıyoruz. Ellerimizi ıslatıyoruz. 3 defa yüzümüze sürüp niyet edip başlayalım. Siz aklınızda bir form belirleyin mesela. Vazo olabilir. Şunun içi dolusu olabilir ya. 20 yıl burada çalışmanız gerekiyor. Öyle mi? Çok zor ya. Nasıl yapacaksın? Bir de dönüyor, dönerken dört oluyor. Şöyle klasik bir saksı vardır ya, ortasında hafif bir ovallikli. Aynen, tamam. Öyle bir şey. 8 parmağımız var. Sadece baş parmaklarımız. Bir dakika. Şimdi çömlek çanak patladı. Durun bir saniye. Çanak çömlek patladı. Aa, koparır, affedin. Tuttuğumu koparırım, bırakmam. İstediğiniz kadar bastın aşağıya. Evet. Ustanın iyisi malzeme artırırmış. Evet. Tabii. Güzel yaptım ilk başta. Şimdi ağzımızın iç kısmı. Hadi şey, iyice elini bastırarak. Yukarı doğru. Aşağıdan yukarıya doğru. Ama çok yavaş. Ya yok, ben yapacağım bir tane ya. Siz beceremiyorsunuz. Hayır, karışma. Sonra ben yapacağım. Nasıl yapacağım. Bekliyoruz bakalım. Arkadaşlar yorumlara yazın. Nasıl gidiyorum? Biraz yukarı doğru inceliyor. Normal mi? İstediğimiz normal. Bu muydu? İstediğimiz bu. Ya İstediğimiz buymuş. Yorumlanacak bir şey mi? Çıkmadı daha. Bekliyoruz. Bekleyin, olacak canım. Peribacasına benzedi şimdi. Evet, peribacaları yapıyoruz. Yeterli. Elimizi komple, dört parmağımız yani. Tamam. İçerisine koyacağız. Baş parmak değil misin dışarıdan? Tamam. Diğer elimizi dışarıdan bu şekilde. Yani sol elimiz içeride olsun, sağ elimiz dışarıda olsun. Şu şekilde alkış yaparmış. Evet. Aynen. Şöyle. Ha, öyle yukarı doğru atacaksın. Evet. Çok güç uygulamada. Çok yavaş. Ay çok güzel bir his ama var ya, çok güzel gerçekten. Tüm siniri. Lina sen şimdi dokunma. Hakikaten çok güzel ya. Babacım, okurmadan dokunmuyoruz. Aynen. Kesinlikle. Yavaş yavaş yukarıya doğru çekelim. Tamam, da yeter. Vay vay vay, bayağı büyük kule gibi oldu. Elimizi yumruk yapalım bu şekilde. İçine mi? İçerisine bastıralım. Sağ elimizi bak. Yüzük var ya. Şöyle direkt. Aynen. Diğer elimizi dışarıdan destekleyelim. Şimdi göbek kısmını yapacağız. Karın kısmını. Şöyle doğru hafiften bu şekilde. Ha, içinden dışına doğru. Evet, açacaksın. Göbek anladım. Yapacaksın. Şimdi anladım. Benim göbeğim gibi oldu. Evet evet, şimdi anladım. Alt kısmını değil mi? Evet. Bakın şişirmeye başladım. Görüyor musunuz? Yeter. Ama tamam. Düzgün yap. Düzgün. Tamammış. Vay. Görüyor musun Taner Bey? Boşuna almadım seni yani. Sevdiğiniz bir kişiyi düşünün. Onu boğaz vermiş gibi şuradan sıkın. Tüh gitti ya. Düzeltelim onu. Tüh, ah be ya. Ben sizin göçtü. Gibi yapacağım zannettim. Nazar değdirdi. Direkt nazar. Ben mi? Evet, kıskandın tabii. Boğazla diyor, sen içine elini soktun. Düz olan eserlerin ustaysın. Yamuk olanların sanat eseri diyoruz. Ya yapmış işte sanat eseri. Doğru değil mi? Görüyor musunuz? Siz herkes yapar değil mi? Usta eseri sanat eseri. Anne sen kase yap en iyisi. Evet, yapacağım ben de. Çorba kasesi çıktı sen, seninkinden. Şimdi avuç tekrardan dışarıdan içeriye bastıralım.
Sanırım oluyor. İnşallah. Olacak, olacak. Çok, çok bastın mı lan? Güzelim çömleğe yamukluyor. Dur ya. Halledeceğiz ya. Güzel devam et böyle. Böyle devam. Tamam yeterli. Sabit tutalım parmağımızı. Tamam kızım, tamam. Çok güzel yaptın, anladım. Ben de yapmaya çalışıyorum senin kadar olamasak da. Yeter. Güzel oluyor benimki de. Şimdi sevdiğiniz kişiyi düşünün, boğazlarmış gibi. Yani böyle, bu şekilde. Ha, sevdiğim kişiyi, dur Lina'yı boğazlarmış gibi yapayım. Ama ben ona kıyamam ki. Hayır, buradan değil, en altta. Nereden? Buradan. Ha, şuradan. Desen vermek ister misiniz ürününüze? Aferin ya! Yapabilirsem. Vermek isterim aslında. İlk önce isterseniz süngerle bir pürüzlüğünü alalım. Ya ama ya, bana niye böyle seviyorum? Seninki pürüzsüz bir eser oldu işte. Evet kızım. Anneninki pürüzlü. Wow. Sizin en iyi yaptığınız kolu bence cimcik atma konusu. Cimcik? Neresini atalım? Şu şekilde yavaş yavaş. Her tarafını. Her tarafını aralıklı aralıklı. Dediğim gibi cimcik ve boğazlama. Cimcik de çok iyiyim. Cimcik ve boğazlama benden sorulur. Evet. Vallahi ne güzel oldu anneciğim, görüyor musun? Aa, bizim evet, eserimiz. Çok güzel oldu. Ya. Şimdi ince bir ip var. Onu en alttan keserek alacağız kopmaması için. İşte bu. Bravo. Ve bu! Bakın! Hadi. Vallahi güzel oldu arkadaşlarım. Güzel. Anda olarak saklamak isterim. Seninki mi güzel, benimki mi? Şimdi arkadaşların yorumlarına bırakalım. Arkadaşlar. Bu Lina'nın, bu da benim. Bu da ustamızın. Bu da ustamızın. Evet. Şimdi dünyanın en büyük seramik çeşitlerinin olduğu kata iniyoruz arkadaşlar. Bunu öğrenmem için bir 10 yıla ihtiyacım varmış arkadaşlar. Vay, bakar mısınız? Atın güzel değil mi? Çok güzel. Şuna bakar mısın? Bu çok güzel. Evet, harika bir şey. Şimdi Allah yazısı. Ayetel Kürsi ve 99 ismi Allah'ın. İsmail Hüsna. Çok beğendim. Burası da fosforlu bölüm. Belki biliyorsunuz. Fosforlu. Fosfor, şu elektronların hapsetme özelliği var. Bu maddeyi ilk kullanmadan sonra ya zemine ya da motife uygulanıyor. Şu şekilde şeyi kapattığımız zaman. Hepsi fosforlu. Evet. Işık kapanınca görünüyor. Hepsi görüyor musunuz? Parladı. Ya müthiş. Ya bak nasıl fosforlu. Gün ışığı gören yerde olursa ışığı görür görmez hapsetmeye başlıyor. Aa. Güzel yüz çıktı. Ya ne müthiş bir şey. Evet, mükemmel bir sanat. Savaşa katılmadan önce, eskiden savaşlardan önce bunun içine şarap doldururlarmış. Güneşin önüne koyarlarmış. Buradan ışık geçermiş, güneş ışığı. Arkasından da kutsanırmış. Böyle koluna kutsanırmış. Eski inanışa göre. Sonra içirecek olan kişi de hem saygısını belli etmek hem de içirmek için şu şekilde eğilir içirirmiş, doldururlarmış şarabını. Yine hiçbir yere çarpmıyor. Bu da bardakları, tepsisi yani muazzam güzel arkadaşlar. Çok çok güzel. Ayna. Yes. Bakın bu da ben arkadaşlar. Bana bakarak çizildi. Evet. Benziyor ama. Evet, saçlar. Şuna bakın, işe bakın, renklere bakın. Anne hepsi çok güzel dönüyor mu ama? Hepsi çok güzel anneciğim. Hangisi kötü diyebiliriz ki? Bence şu vazolar. Ay şuna bakar mısın? Wow. Ne kadar güzel. Da Vinci'nin son akşam yemeği. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki bu masadan biri bana ihanet edecek diyor. Zaten Da Vinci bunu söyledikten sonraki insanların tepkilerini çiziyor, yüz ifadelerini çiziyor. İhanet eden zaten Yahuda. Şu şekilde eli masada diyor. Onun da eli benim gibi masada diyor. Şeye şamdanını tutuyor diyor. Bu da zaten Hazreti İsa Aleyhisselam koruması. Bunu duyunca hemen bıçağını çıkartıyor. Sonrasında zaten Yahuda bilmem kaç gümüşe ihanet ediyor. Sonrasında vicdan azabından kendisini intihar edip öldürüyor yani. İşte bunu da hikayesini de öğrenmiş olduk. Anne çok komik. Onun da bir hikayesi var. Hititlerden kalma herhalde bir şey. Kibele ana tanrıçı olarak geçiyor. Ana tanrıçıymış bakın o. Çömleklerimizi aldık. Böyle bir kutuya koyduk. 3-4 gün içerisinde tamamen kuruyormuş. Artık bunu Ankara'ya götüreceğiz, evimize. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye.